Rüzgarı, yağmuru, fırtınayı, hamallığı, her şeyi yapıyoruz. Yavaş yavaş hazır oluyoruz, pişiyoruz. Bir gün, bugünlerde acayip canım sıkkın, bir şeylere çok üzgündüm, çok mutsuzum, çok gerginim. Bir de dün işte alışveriş merkezinde, yani mesela özellikle bu mevsim, şununla çıksan az geliyor, şununla çıksan çok geliyor fazla gibi. Fazla geliyor, böyle bir ara mevsim. O yüzden mevsim, kıştan yaza, yazdan kışa geçerken daha çok oluyor. Ondan sonrası gerisi bardağa taşıran son damla, yok eğildiydim, yok uzandıydım falan. Şimdi bu ev işleriyle ilgili de size bir şey söylemek istiyorum. Benim bir arkadaşım vardı. Adam çalışır, çabalar, para kazanır. Getirir hepsini hanımına verirdi. Kadın da bu parayı, biz de ailece görüşüyoruz. Kadın da bu parayı alırdı. Allah doktora yedirmesin deyip cebine koyardı. O kadar hoşuma giden bir laftır ki. Allah doktora yedirmesin. Yani para, biz bundan yiyelim, içelim, elbise alalım, işte doktora gezmeye ihtiyacımız gidelim. Kalmasın. Benim sağlığımı bozup da bu parada ben sağlığımı yeniden kazanabilmenin çabası içerisine girmeyeyim. Çok güzel bir laftı. Bana ters. Size ters, ben de onu diyecektim. Ama ben de çok mutlu oluyorum bundan. Yani insanlar düşmesin. Evet. Sağlıklı, kimsenin sağlığı bulur, ben başka iş bulurum. Anlatabiliyor muyum? Allah kimseyi sağlığından etmesin, çok büyük zenginliktir. O yüzden doktora vereceğimiz ilerideki bir maliyetin yerine her gün halı çırpan birisini evimize temizliğe alırsak, ona işte 10 lira, 5 lira, 50 lira, 100 lira neyse verirsek risk doktora düşmeyiz. Özellikle, evet, gelmeyin. Doğru. Peki, Allah düşürmesin kimseyi. Aynen. Peki kas ve iskelet sistemimizi iyi gelecek. Yani 5 maddemiz var demiştik biraz önce. Neler onlar? Onları güçlü tutacak, tutacak. Birincisi egzersiz. Egzersiz biliyoruz. Egzersiz zaten biraz sonra yapalım mı egzersizi de? Gösterelim yapalım. Onları da ufak ufak sonrasında. Egzersizden asıl kastımız yüzmektir. Suyun kaldırma kuvvetini kullanarak bacak hareketi. Programın başında dedim ki bacak oynadıkça bel düzelir, kol oynadıkça boyun düzelir. Ama ya bu bel bu yükü taşımıyor artık kardeşim. Anlatabildim mi? Sen 48 kiloyken 78 kiloya çıkmışsın ve bu bel bu yükü taşımıyor. Mesela biz yürürken de bacak oynar. Yürüme de iyidir. Ama yürürken bu bel bu yükü taşıyor. Halbuki evet, bu bel bu yükü taşıyamıyor. Ama suda, nefis ama bir suda 80 kiloysan suyun, evet, içinde 45 kilo gibi oluyorsun ve bacak oynuyor. Abi ben yüzmem. Tıbbın kanıtladığı, bunlar Türk milletine uymuyor maalesef ben dahil, pilatestir. Yüzemeyen için pilatestir. Ya pilates ne ki ya diyor çoğu. Ya ne bileyim işte diyorum, bakın şöyle eğil bükül hani esneme hareketleri. Ben onu da yapamam. Diz sorunu yoksa pedal çevirmektir. Kondisyon güzel, bisikleti ya da bisiklet. Bisikleti çok önermiyorum, bizim millet çakar. Allah korusun. Yolda değil, hani kondisyon bisikleti. Egzersiz çok. Abi ben onu da yapamam kardeşim. O zaman bari gücün nispetinde yürüyebileceğiniz maksimum hızda yürümektir. Sokakta, çarşı pazardaki yürümek değil. Jogging denilen normali saatte 6 kilometre hızla yürümektir. Ama ben işte bu yaştan sonra 6, ya seninki 5 olsun kardeşim. Evet, yani tabii. Koşu bantın varsa senin koşu bantını ayarla. Kadar. Ya da işte bir parkur belirle, 5 kilometrelik. Bir saatte onu saatine bak, tamamlamaya bak. Yani yoksa bir şuraya gireyim, şuradan fermuar alayım, anam şuradan gideyim bu evin, evet, yoğurdunu alayım. O alışveriş, yürümekten akşama kadar dolaştım, o senin belini ağrıtıyor. O egzersiz değil. Birincisi egzersiz. Omurga sağlığında korunmanın yolu. İkincisi terleyip ceryanda kalmamak. Kalmamak çok, çok önemli. Ya evet, için için söyledik, çürütüyor. Üçüncüsü ve en önemlisi ıvır zıvır her şeyi kafaya takmamak. Habire oraya sinirleri geliyoruz. Fazla germemek. Germemek. Dördüncüsü de binen yükü azaltmak. Binen yük iki şey. Bir, kendi kilom. İki, kendi hammaliyem. Evet. Şu iki kovayı koca iki tane tüpü gücün yetiyorsa kaldır taşı. İki tane bavulu taşı. Evet. Ama bir taneyi taşıma. Dengeli binsin. Pazara git 3 kilo domates al, buna da 3 kilo taş koy. Ben hamal mıyım de ama dengeli taşı. Efendim bir şeyi bağrına bas taşı. Sırtına bir çuvalı al taşı. Bir şey olmaz. Ama ağırlık dengesini da, ayarlamak önemli. Ama. Aynen. Dolabı itme, karyolayı çekme, bilmem neyi örtmeye kalkma falan filan. Bir tane daha var ama bu yapılamaz. Yaşlanmamak. Yaşlanacağız. Seneye biraz daha eskiyeceğiz. Daha aklaşacağız, daha kırışacağız. O doğal seyir. Yaprak da sararıyor. Ekimden sonra bakıyorsun dökülüyor. Aralıkta hiç o yapraklardan kalmıyor bile yani. Evet. Biz de bir gün döküleceğiz. Yani dökülene kadar hiç olmazsa olabildiğince yeşil kalabilmek için ruhunuzu güzel tutun. Terleyip ceryanda kalmayın.
eski kabadayılığınızı, eski hamaratlığınızı yapmayın. Bakın hepiniz içinizdeki 20'lik Ayşe ile Fatma ile mücadele ediyorsunuz.